Kampüste iyilik var. Evet sevgili radyo dinleyicileri, güzel bir günden daha merhaba. Biliyorsunuz ki bugün Öğretmenler Günü. Ben üzerimde emeği olan, hayatıma yön veren, derdimde, sevincimde her zaman yanımda olan bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta da sevgili Kevser Hocam'ı kutlamak istiyorum. İşte bu da sürpriz oluyor. Beklemediğiniz bir yerde, beklemediğiniz bir şekilde Öğretmenler Günü'nüz kutlanıyorsa sürpriz oluyor. Buradan şeyi ben alayım. Biz de bugün az önce Fatoş Hanım'ın Öğretmenler Günü'nü kutladık. Çünkü o da 24 Kasım'da doğmuş. Geçenlerde, daha önceki programlarda da belki hatırlarsınız. Hep öğretmen olmak isterdim. Ama hep bu alanda çalıştım, öğretmen olamadım dedi. Ama biz ondan çok şey öğreniyoruz. Fatoş Hanım, sizin de Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun ve doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Programımıza. Teşekkürler. Bugün programımızda kalabalığız biraz. Ersin var bizimle birlikte, İzmir Kent Konseyi'nden, Türme Paderneği'nden, geçen haftaki programdan da biliyorsunuz Saygın bizimle. Fatoş Hanım bizimle ve çok güzel bir kampanyayı tanıtacağız. Ama öncelikle çok kısa yine dinleyicilerimiz için sizleri hatırlatalım. Fatoş Hanım, kendinizden ve kurumunuzdan çok az bahseder misiniz bize? Tamam. İzmir'de 30-31 yıldır sivil toplumlarla uğraşıyorum. Birçok dernek, vakıf kurucularındanım. Şu anda Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nin sözcüsüyüm. 200'e yakın dernekle birlikte çalışmalarını hepimizin haberdar olmasıyla yürütülen ve de ortak projelerle ortak işler yapmak, sivil toplumu geliştirmek için bir kuruluş, 20 yıldır kurulan bir kuruluş. Evet. Çok iyi gidiyor. Tekrar geleceğiz zaten. Evet. Evet Ersin. Merhaba, İzmir Gençlik Meclisi Başkanıyım Ersin Yünce. İGİ Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Şu anda sosyoloji okuyorum. Gençlikle alakalı İzmir'de farkındalık yaratacak, gerçekten gençlerin içerisinde bulunacağı projelere özellikle imza atmaya çalışıyoruz. Geçmiş aylarda Mayıs ayında bir GİSVES gerçekleştirmiştik. Şimdi diğer farklı STK'larla beraber, şimdi İzmir'de iyilik var için bir arada aktif ve kolektif bir çalışma ortaya koymak istiyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bu kadar. Evet, şimdi Saygın. Merhabalar, ben Saygın Yörük. Deniz Temiz Derneği Turmepa İzmir Şubesi Proje Koordinatörüyüm. Daha önceki programlarda da birazcık bahsetmeye çalışmıştım. Biz de deniz varsa hayat var diyoruz. Aldığımız iki nefesten birisi deniz diyoruz. Ve bu sloganlarla yola çıkıyoruz. Denizlerimiz, su yollarımız üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunun içinde çeşitli deniz, kıyı ve denizli bir temizliği etkinliklerimiz oluyor. Onun dışında deniz ekosistemi, deniz canlıları ve küresel iklim değişikliği hakkında çeşitli yaş gruplarına yönelik eğitimlerimiz oluyor. Bu tip eğitim ve kıyı faaliyetlerimiz, deniz faaliyetlerimiz, farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da önümüzdeki süreci planlamaya çalışıyoruz. Tabii ki olmazsa olmazı gönüllülerle beraber, sizlerle beraber. Evet, teşekkür ederiz. Her zaman işbirliği için hazırız. Zaten iyi çalışmalar da çıkarıyoruz birlikte. Evet. Şimdi biz bugün burada 3 Aralık Cumartesi günü, bu sene Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle yapılacak olan, umuyoruz ki gelecekte başka sivil toplum kuruluşlarına ve başka kurumlara da örnek temsil edecek olan, farklı kurumlar, alanlarda çalışan kurumların işbirliğini öne çıkaran bir festivalden, bir gönüllülük günü şöleninden, İyilik Var, İzmir'de İyilik Var kampanyasından bahsedeceğiz. Önce Fatoş Hanım'dan biraz İzmir Sivil Toplum Ağı ile ilgili bilgileri alalım. Nitekim Fatoş Hanım zaten Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nden bu ağlar konusunda çok deneyimli. İzmir Sivil Toplum Ağı. Evet. Buyurun Fatoş Hanım. Evet, İzmir Sivil Toplum Ağı bir yıl oldu sanıyorum. İzmir'de bu gönüllü olarak çalışan birçok derneğin katılımıyla, tabii sizin bu çağrıyı yapmanızla bir araya gelmiş bir topluluk. Burada gerçekten biz güç birliği olarak aranızda, yani birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizin gruplarınız daha çok gençlerle doluydu. Biz de kendi daha orta yaş, yani yeniler, gençleşmesi için çalıştığımız gruplar ve
sanıyorum birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza da inandığımız için bu sivil toplum ağının içinde bulunuyoruz. Gerçekten 20 yıl önce İzmir'de yaptığımız bu çalışma aslında Türkiye'ye örnek bir çalışmaydı bizim güç birliğimizde. Çünkü yoktu yani böyle bir birliktelik devam eden. Çünkü birçok kuruluş başlayıp yarım bitiyor biliyorsunuz. Biz de öyle bir grupla bu sivil toplum ağına katılmaktan biraz önce dediğim gibi çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ortak paydalarda buluşmak bu ikinci etkinliğimiz biliyorsunuz. Yaşar Üniversitesi öncülüğünde oluyor tabii bunlar. Yani sizin orada görevli olmanız ve sizin de gönüllülükle sivil toplum için çalışmanız çok önemli. Ben hep derim yani işinde de bir kişi gönüllü o işini yaparsa başarısı çok büyük olur. Evet değil mi? Evet. Gönüllü, gönlünü vererek yapması hem hızlandırır işi hem de insanları o işi karşı duyarlılığını arttırır. Biz de burada herhalde çok güzel şeyler yapacağız. Çok heyecanlıyız. İçimizde çok birçok kuruluş var. Onlardan da bahsedeceğiz daha sonra sanıyorum. Şimdi bu yoğunluğumuz tabii ki 3 Aralık. Evet. İnşallah gittikçe daha büyüyerek, daha gelişerek güzel işler yapacağız İzmir'de. Türkiye'ye örnek olacak. İnşallah. Bunun için hakikaten çok heyecanlıyız. İzmir Sivil Toplum Ağı'nın bir araya geliş süreci işte evet Yaşar Üniversitesi'nin çağrısıyla oldu ama kurumlar, STK'ların işbirliğine hazır yapılarının olması da çok önemli. Bunların bir araya gelmek için istekli olmaları da çok önemli. Evet biz bu konuda iyi gidiyoruz. Tabii burada ikinci adımı İzmir Gençlik Festivali ile attık. Biz orada bir çağrıyla aslında ilk dışarıya doğru başka kurumlara davet göndermiştik. Onu da Ersinler İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak başkanlığında. Ama bu da çok önemli bir çalışma. İzmir'deki gençlik örgütlerini ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir etkinlikte bir araya getirmiştiniz değil mi? Evet yani biraz da aslında şöyle oldu. Süreci baştan beri beraber yürüttük. Yani evet. Bir festival yaparsak içerisinde neler olması gerekir, neler isteriz? Bir genç olarak, festival olarak kafanızda nasıl bir hayaliniz var diye başladık süreci. Bütün içerikteki etkinliklerden neler olması gerektiğine kadar işte spor etkinlikleri olsun dediler. İşte dediler ki üniversiteli öğrenciye bir kısa filmler çekiliyor ama bunun yayınlanacağı bir yer yok. Ne yapalım? Festivalde kısa film festivali gibi küçük bir alan verelim. İşte tiyatro grupları vardı. Tiyatro sergilerinin sergileneceği bir festivalde bir alan verdik. Dediler ki amatör müzik yapan genç arkadaşlar var. Bunlar sahne almaları mümkün değil. Biraz da özgüvenlerini tazelemek amaçlı. Dediler ki bir genç sahne diye bir şey kuralım ve bunu kurduk ve çok çeşitli, çok farklı alanlardan çok güzel etkinlikleri bir araya getirdik ve 27 atölyeye imza attık. Bu aslında İzmir'de ya da Türkiye'de bilmiyorum yani festivali falan izlediğimizde ya da araştırdığımızda genellikle Avrupa merkezli gençlik festivalleri var ama biraz daha konser ağırlıklı ama bu anlamda bu kadar çok etkin olan ya da farklı kategorilerden oluşan bir festivali ilk defa İzmir'de yapmanın gururunu yaşadık. Daha da güzel şeyler yapacağız inanıyorum. Evet evet. Bu İzmir zaten birçok şeyin öncüsü biliyorsunuz. Yani evet. İzmir'de yıllar önce biz ilk İzmir Kadın Platformu'nu kurmuştuk. Çok yani eski. İşte bu güç birliği. Şimdi sizin Gençlik Festivali. Evet. Gerçekten İzmir'de birlikte olduğumuz için bu özel bir şey var yani İzmirlilerin, insanların evet. Bakış açılarıyla belki de değişiyor. Evet, bizim evet, öyle görüyoruz. Siz uzaktan geldiniz ama. Hayır. Şimdi biz programdan çıkarak İzmir falan çıkıyoruz. Sonra ama tabii ki yani benzer çalışmaların Türkiye'de yapıldığını biz de biliyoruz. Hani orada kimse bizi megaloman olmakla suçlamasın. İşte Gençlik Hep Genç Festivali, GAP Genç Gençlik Festivali gibi festivallerin Türkiye'de yapıldığını biliyoruz. Hani sakın bu anlamda konuların dışında kaldığımız düşünülmesin. Ama İzmir'de bu anlamda yapılan en geniş çaplı etkinlikte organizasyondu ve o etkinlik içinde biz yaşlı organizasyonlara da izin verdiler ve böyle gençlerle temas etme evet. şansımız oldu. Hatta bir arada tartışmıştık. İyi ki tartışmışız. Genç İzfest'te ikinci temasımız diğer kurumlarla oldu. Ondan sonra da İzmir Sivil Toplum Ağı bugün 55 kurum üniversite, Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi önemli katkıları ve sahiplenmesiyle 3 Aralık Cumartesi günü hep beraber sokağa çıkıyor. İyilik yapmak için ve gönüllülüğü daha görünür kılmak için.
Peki burada ben daha fazla detay vermiyorum. Çünkü Saygın burada. Saygın da bize şimdi İzmir'de İyilik Var etkinliğini birazcık anlatacak. Evet. Güzel bir girizgah yaptınız. Sivil toplum ağından da ve bunun oluşumundan da bahsederek. Sizin de belirttiğiniz gibi zaten bu bir süreç meselesi. Öncelikle kurumların bir araya gelmesi, işbirliği içinde çalışması. Bu bağlamda ben size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten tabir yerindeyse sizin çakmış olduğunuz kıvılcımı meşaleye dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve çok da güzel şekilde ilerliyoruz. Aslına baktığımız zaman bu birliktelik bütün kurumların istediği ama çok sık yapamadığı, çok sık bir araya gelemediği bir platform şeklinde ortaya çıktı. Ve gene belirttiğiniz gibi bu süreç içinde atölye çalışmaları kapsamında, yani gençlik festivali kapsamında bir araya gelinmiş olundu. Ama 55 kurum olarak bu şekilde kurumların artarak bir araya gelmesi 3 Aralık 2016 tarihinde Cumartesi günü gerçekleşecek. İzmir'de Gündoğdu Meydanı merkezli olarak belirledik bunun buluşma noktasını. Ama İzmir'de iyilik var dediğimiz zaman tabii sadece Gündoğdu merkezli düşünmüyoruz. İzmir'in farklı ilçelerinde çok farklı aktiviteler şeklinde, yani İzmir'in her yerine bu iyilikleri yaymak odaklı çalışmayı planlıyoruz. Burada tabii 55 tane kurumdan bahsettik. Burada benzer projeler yapan ya da çok farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları var. Ve bunun bir yandan aslında en önemli yanı da sadece kurumların iletişimini güçlendirmekle kalmayacak. Aynı zamanda insanların da katılımına, insanların da farkındalık çalışmaları yapmalarına bir olanak sağlayacak diyebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi insanların buna aslında ilgisi çok güzel. İyilik yapmak herkes istiyor. İnsanın zaten doğasında bir iyilik var. Ama sanırım önemli olan birazcık da bunu yönlendirmek. Bu bağlamda 3 Aralık çok güzel bir başlangıç olacak diye düşünüyorum. Çünkü hem insanların farklı kurumlarla iletişime geçme şansı var, hem yaptıkları iyilikleri duyurma şansı var, hem de gerçekten İzmir yerelinde ve Türkiye yerelinde bu kurumlar neler yapıyor, neler yapabilir, bunu nasıl daha çok geliştirebiliriz diye bunu sahada görme şansı olacak. Buradan duyurma şansımız olduğu için de bir yandan çok şanslıyız. Sizin vasıtanızla da böyle bir çağrı yapmış olalım. Herkesi 3 Aralık'ta İzmir'e bekliyoruz. İyilik yapın, denize atmayın diyoruz. Deniz Temiz Derneği olarak yapılan iyilikler denize atılmasın. Yapılan iyilikler İnsanlara paylaşılsın, gelsin. Paylaştıkça artsın diyoruz. Evet, insanlar da kalsın. Evet, Saygın çok teşekkür ederiz. Geçen programda da Saygın'la konuşurken aynı şeyi. Saygın'la çalışmak çok eğlenceli. Hep böyle mutlu bir şekilde iş yapıyorsunuz. Buradan ben tekrar Ersin'e doğru döneceğim. Ersin, bu hani ne yapabiliriz? İzmir'de İyilik Var etkinliğinde neler yapılabilir? Çoğu arkadaşımızın ya da dostumuzun sorduğu soru, yani iyilik neden kastediyoruz, neyi kastediyoruz? Aslında insanlar ilk önce kendi hayatlarından yola çıkması gerekiyor ve kendi hayatlarında sorun olarak gördüğü bir konu, bir alanla alakalı bunu kendisi belirleyebilir. Yani atıyorum bugün çevrenizde engelli bir arkadaşımız vardır, ailesinden kaynaklı dışarı çıkartılamıyordur. Belki bunu bu engelli arkadaşımız belki dışarı çıkartıp o park havasını yaşatmak ya da biraz olsun dışarı nefes alması sağlayabilmektir. Belki de atıyorum enstrümantal olarak saz çalıyorsunuzdur, gitar çalıyorsunuzdur. Onu kapıp mesela ihtiyacı ya da mültecilerin olduğu yere, atıyorum lösemili çocukların olduğu hastanelere gidip yarım saatlik bir dinleti bile insanın hayatına çok farklı şeyler katabiliyor. Yani bunun bir kalıbı, işte bir kotası yok. Bunu yeter ki insanın ihtiyaç olarak gördü ve evet ben bu iyiliği yapmalıyım ya da bu evet iyi bir şey dediği noktalarda insanların bir şey yapması gerekiyor. Bu anlamda bireysel olarak böyle bir şey yapılabilir. Onun dışında kurumsal olarak farklı 55 kurum, birazdan sanırım Fatoş Hanım bahsedecek, o kurumlarla irtibata geçip gerçekten bu etkinlik için ben bir şey yapmak istiyorum dediğinizde zaten bu kurumlar sizi davet edecektir ve beraber o iyilikleri beraber yapacaksınızdır. Önemli olan istemek ve bunu hayata geçirebilmek. Emin olun, yani biraz düşündüğünüzde gerçekten yardıma muhtaç çok farklı konular var, fazla konular var. Bu konularda yapacağımız çok şey var, maddi manevi. İmkanlar doğrultusunda her türlü iyiliği yapılabileceğine ben inanıyorum.
Aslında bu biraz da şey şu an hani insanlara rehberlik etmek, öncülük etmek. Yani ve ben hani 3 Aralık'tan sonra hani çoğu insanın hani hayatının bir şekilde değişeceğini düşünüyorum hocam. Bilmiyorum, ben düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Yani katıldıkları anda hani gerçekten o gün bir iyilik yaptıkları anda hani sonraki günlere çok daha farklı bakacaklarına bilmiyorum, inanıyorum. Bu inancın gençlerin tabii bu inancı bizi de çok mutlu ediyor. Peki burada mola verme şansımız var tabii, mı? Tabii. Peki o zaman ufak bir ara verelim. Aradan sonra yine birlikteyiz. Evet, ufak bir ara vermiştik. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Evet. Nerede kalmıştık Ersin?
Neler? Ne tür iyilikler yapacağımız sorusunu konuşuyorduk ama. İsterseniz bu arada 3 Aralık bizim etkinliğimiz gün Dünya Gönüllüler Günü. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, 3 Aralık. Evet, 3 Aralık, pardon karıştırdım. Engeller, Dünya Engelliler Günü. Onu da tabii burada vurgulamamız gerekli. O günde engellerle bayağı bir çalışma var şehrimizde. Evet. Biz de onun için hep birlikte zaten bu etkinliklerde bulunuyoruz. Evet, şimdi 5 Aralık pazartesi olduğu için tabii etkinlik cumartesi yanında ve engeller günüyle de birleştirmek istediğimiz için bu güzel bir ayrıntı, önemli bir ayrıntı. Bir az önce neler yapabiliriz konuşurken Ersin, ben ona şöyle birkaç eklemede bulunmak istiyorum. Bir kurumsal olarak yapılabilecek iyilikler var. Zaten halihazırda burada bulunan 55 sivil toplum kuruluşu, gönüllü kuruluş. İşte bunları biraz sonra hep söyleyeceğiz diyoruz ama burada bir iki tanesinin adını geçirelim. İşte Görman Vakfı, Toplum Gönülleri Vakfı, EGE Temsilciliği, MS Derneği, Kas Hastalıkları Derneği, Meme Kanser Hastalıkları Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Lyonslar falan gibi bir sürü çok kuruluş var. Bu kuruluşların hepsini sayarak programı bitiremeyeceğiz ama ara ara isimlerini geçirelim. Bu kuruluşlar zaten halihazırda hiç üstlerine vazife olmadığı halde sadece gönüllülük bilinciyle ve isteğiyle zaten bir şeyler yapıyorlar. 3 Aralık'a özel bir takım programlar da yapıyorlar şimdi bu yaptıkları çalışmanın üzerine ve 3 Aralık günü sokağa çıkıp rastgele iyilikler yapacak. Bizim en önemli çağrımız olan 3 Aralık'ta sokağa çıkın ve rastgele iyilikler yapın. Gönüllülük içinizi ısıtır. Onlar da rastgele iyilikler yapacak. Bireysel olarak yapılacak iyiliklere gelince en çok da zorlandığımız konu burası aslında. Biz Yaşar Üniversitesi öğrencileri olarak mesela bu konuda çalışacak yaklaşık 1000 öğrenciyiz ve bunu konuşuyoruz. Ne yapabiliriz? Sokağa çıkıyoruz, insanlara soruyoruz, iyilik yapmak isteseniz ne yapabilirsiniz? Enteresan bir şekilde bunun cevabı yok. Evet. Yani iyiliğin büyük bir şey yapacaklarını düşünüyorlar. Ben hep bana da gelen sorular. Şimdi bizim sosyal medyada mesela paylaşıyoruz. Sonra arıyorlar, beğeniyorlar. Peki siz bir şey yapacak mısınız? Biz yapacak, yani biz bunu yapar mıyız? Yapacak mıydık? Yani ya, orada evet, sanki başkalarının yapıp onu yayınlayacak diye. Halbuki onu okuyan herkesin orada bir iyilik yapması. O evet, çok önemli. Evet. Yani onu kendileri hani büyük bir şey, bu küçük, bunu söyle, yani bu olur mu diye çekinenler de var tabii. Aslında tabii iyiliğin büyüğü küçüğü olmaz. Aynen, aynen. Sizle bir şey izlemiştik YouTube'da. Evet. Ne kadar güzel. Bir çocuk kaykay yaparken düşüyor. Evet. Onu bir işçi kaldırıyor yerden. Evet. O alıyor biraz sonra bir başkasına o yaşlı kadının eşyasını alıyor. Yani o kadar hoş bir birliktelik oluyor ki bu zincir gibi yürüyen bir evet, şey aslında. Evet. Yani bizde bunun bulaşıcı olmasını ve en önemlisi aslında bulaşıcı olmasını derken de ilham vermesini evet, istiyoruz. Yani küçük ve büyük iyiliklerin birbirimize ilham vermesini istiyoruz. Ben burada mesela kampanya şu anlamda da önemli buluyorum. Bugün işte ne Öğretmenler Günü ve herkes sosyal medyada birbirinin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Bir hapsoluş hissediyorum mesela orada. Hiç kimse gerçek yaşamda öğretmenini arıyor. Yani hiç kimse demeyelim tabii, abartmayalım ama. Gerçek yaşamda öğretmenini arıyor mu? Yanındaki öğretmenin Öğretmenler Günü kutluyorum. Bugünü vesile ederek, hani günler çok önemli olmayabilir, anlamlı olmayabilir ama günü vesile ederek kim kime sarılıp öptü, hani temas ettik, bu da önemli. Biz aslında bu kampanyayla o hapsolunmuş şeyi de kırmak istiyoruz. Birbirimize daha çok temas ettirmek istiyoruz. İkincisi de hani böyle çerçeve gibi hissediyorum. Yine bir hapishane gibi hissediyorum. Sürekli kötü haberler alıyoruz. Kaotik bir dönemdeyiz. Bu dönemde bize iyi gelecek bir şey olsun diye aslında bu kampanyaya da bu kadar çok değer veriyoruz. Birbirimize iyilik yapmaya bu kadar çok değer veriyoruz. İlham vermeye bu kadar çok değer veriyoruz. Ben o anlamda şey buluyorum. Facebook'ta hazırlanmış şu anda İzmir'de iyilik var. İzmir İyilik'te Buluşuyor isimli etkinliğe herkes gelsin. Oradan ilham alabileceğiniz çalışmaları sergilemeye başladık zaten. Mesela Ersin söylerken ben kaçırmış olabilirim. Çöplerinizi ayrıştırın.
Bu çevresel bir sorumluluk. Bunu Emre Hanım yapmış. Ben yapmaya başladım. Yani daha dikkatli yapmaya başladım. En azından öyle söyleyebilirim. Kağıtları, plastikleri birbirinden ayırıyorum. Camları birbirinden ayırıyorum. Ve çöp kutusunun yanına öyle bırakıyorum. Hani eskiden de yapıyordum ama kaçırıyordum. Ama artık bu konuda daha dikkatli olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir de tek değilmişim. Onu görüyorum mesela. Ben hani duyarlı insanların da buluşması çok önemli. Evet. Ve bu platform o insanları da buluşturuyor. Başkalarını da ilham veriyor. Diyelim ben yine sazı elime aldım, geri bırakıyorum. Şimdi buradan şeye geçeyim, sosyal medya kampanyasına geçeyim. Kampanya 3 sosyal medya hesabı üzerinden, doğru mu? Evet, doğru. Yürütülüyor. Instagram, ben işte bu konuda kötüyüm. Yani ben bir tek Facebook kullanıcısı. Üzülmeyelim o zaman hiç eder. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden. Evet. Evet, bu kampanya yürütülüyor. Aslında zaten o az önce bahsettiğiniz hapsolmuşluk vurgusuna çok katılıyorum. Sosyal medyanın böyle bir durumu var maalesef. Çok geniş bir iletişim olmasına rağmen bazı şeyler maalesef sırf sosyal medyada kalıyor. Ama en azından burada eş zamanlı olarak farklı yerlerde yapılan iyilikleri çok farklı kanallardan paylaşma olanağı bulmuş olacağız. Bu bağlamda Instagram, Twitter ve Facebook kullanıcıları yaptıkları iyilikleri İzmir'de iyilik var hashtag ile paylaşabilirler. Zaten şu anda aktif hale gelmiş durumda. Üç koldan da Instagram, Facebook ve Twitter'dan. Google'a yazsalar bile zaten Google'dan sosyal medya hesaplarına yönlendirmiş oluyor. Ve oradan da gene hem etkinlikte hem grupta yaptıkları iyilikleri ya da kafalarına takılan soruları paylaşma imkanı buluyor gönüllüler. Evet. Teşekkürler. Hashtag'i tekrar hatırlatalım. İzmir'de evet. iyilik var. Evet. Etiketiyle sizler de yaptığınız çalışmaları paylaşabilirsiniz. Diyes. Diyes etiketi. Evet. Diyes. Diyes. Notalarda diyes. Ben de öyle hatırlatayım. Kare olarak. Kare diyoruz ama ben diyes diyorum. Fatoş Hanım, bize biraz şeylerden bahseder misiniz? Hani Tülay Aktaş Güç Birliği'nin üyeleri yoğun olarak katıldığı için özellikle bu bilgiyi sizden istiyoruz. Aklınıza gelen ne olur adını söylemediğimiz kurumlar özürlerimizi kabul etsinler. Aklınıza gelen kurumlardan bazılarını ve yapacağı faaliyetleri bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Şimdi bunların içinde Ege Çağdaş Eğitim Vakfı var biliyorsunuz. Ege Kadın Dayanışma Vakfı var. İzmir İş Kadınları Derneği var. İzmir İş Kadınları Derneği var. Biliyorsunuz iki derneğimiz var. Onlar da aktif bir şey. Zihinsel Karşıyaka Akademi Zihinsel Engeller Derneği var. Rehabilitasyon Spor Kulübü olarak yine engellerin bir grubu var. Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader içimizde, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi içimizde, Multiskleroz Derneği var, bunun gibi Eğitimde Görme Engeller Derneği içimizde biliyorsunuz, Eşit Yaşam Derneği, İzmir Alsancak Hareket Derneği içimizde. Yalı Lyons Kulübü var. İşte Kordon Sor Optimist Kulüpleri, kent konseyleri de var. Bizim dışımızda tabii onlar ama onlar da bize katılıyorlar biliyorsunuz. Toplum Gönülleri Vakfı içimizde, evet. Onu siz söylüyorsunuz. Ege Orman Vakfı. Evet. Türk Kültürü ve Sanat Derneği içimizde. Uluslararası Kadınlar Derneği içimizde. Bu arada yine son anda yine girenler var. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Toplumu Kazandırma Derneği içimizde. Yani şu anda aklıma gelenler bunlar. Dediğiniz gibi sizde unuttuklarımız inşallah yok. Ama İzmir Kadın Kuruluşları Birliği içimizde. Onlar burada. Da bir kalabalık bir grup.
Cumhuriyetçi Kadınlar Cumhuriyet Kadınları Derneği içimizde, Dağlık Anları Sürdürülebilir ve Yönetişim Derneği gibi. 55 kuruluş. Galiba Açev'de şu anda. Açev'de de biliyorsunuz görüştük. Evet. İzmir'de de Açev'in aile eğitimleri, baba destek programları devam ediyor. Onların gönüllerine çağrı çıkardık. Onlar da bizimle bir arada olduklarını belirtecekler. Yani bayağı kalabalık ve güzel bir grupla. Hepsinin tabii kendi çalışmaları var biliyorsunuz. Hani tüzükleri doğrultusunda birçok çalışmalar yapıyor. Ama burada bugün için bu özellikle böyle bir olay hepsini çok mutlu etti. Ben arkadaşlarımla tek tek konuşuyorum. Sanıyorum çok güzel bir olay. Farkındalık yaratmak, çevremize, hani biz de hep nasıl daha genişleyebiliriz, nasıl daha duyurabiliriz geniş kitleleri. Gönüllülük işte nedir, biraz önce konuştuğumuz gibi. Hani insanlar bir şey yapmak istiyor ama hani hep bir acaba, bir soru işaretleri var. Burada görecekler birçok şeyi. Güzel olacak. Evet, güzel olacak. Ersin, gençler ne diyor? Gençler vallahi şaşkınlar aslında. Çünkü hani bu kadar sivil toplum örgütünün bir yere gelmesi ve beraber bir şey yapmaları, hayata bir şey geçirmeleri gerçekten çok heyecan verici. Evet, bir GİSFES deneyimiz var ama şehre yönelik, herkese yönelik böyle bir çalışmaya girilmesi bizim gençlik olarak da çok heyecanlandıran bir şey. Şimdi bizim gençler şeyi düşünüyor. Yaratıcı, yani neler yapılabilir? Acaba neye eksik diye bir aslında kendilerini sorguluyorlar. Güzel çalışmalar çıkacak yani. Ben şu an hafif onun şeylerini alıyorum, duyumlarını alıyorum. Evet. 3 Aralık'ta çok güzel şeyleri göreceğiz iyilik olarak. Evet, yani bu da güzel. Biz yaptığımız işi bu kadar çok seviyoruz. O yüzden güzel, iyi falan diye sürekli söylüyoruz. Çünkü şu anda bazı kurumlar sürpriz çalışmalar yapıyorlar. Onu da söylüyorlar bize. Mesela engelli derneklerinden bazıları, o gün Dünya Engelliler Günü olduğu için biz buna da vurgu yapmak istediğimizi söylediğimizde, onlar da şey dediler, yani 3 Aralık günü göreceksiniz dediler. Bize söylemeyenler var. Kendi içlerinde böyle bunun için Bey Fırtınası takımı kuran Pil Gençlik Derneği gibi dernek var. Ve az önce yine bir bilgi geldi. Zumbara Derneği, ki bu organizasyona ilham verendir. Şehir Diyelik Var çalışmasıyla ilk deneyimler oradan gelmişti. Onlar bir takas pazarı açıyorlar 3 Aralık'ta. Ama gün saat konusunda netleşemediler. Zumbara'nın İzmir sayfasından onların da bilgilerine erişilebilir. Mesela Yalı Lions Kulübü 2 Aralık günü, 3 Aralık'ta yapamadıkları için 2 Aralık günü yerini yanlış söylüyor olabilirim, o yüzden söylemeyeceğim. Huzur Evi'nde demans hastalarıyla birlikte konser yapıyor olacaklar. İşte Yaşar Üniversitesi'nden bir grup, ben kendimde olan etkinlikleri bildiğim için söylüyorum. Bornova Otogar etrafındaki ve kapılardaki mültecilerle birlikte olacaklar. Derleyip topladıkları bir takım ihtiyaç malzemelerini dağıtacaklar. Ve Çorbada Tuzun Olsun ekibiyle birlikte çorba dağıtıyor olacaklar. Gibi birçok hani böyle çalışma var. Aklımıza geldikçe onları söyleyelim. Barınakları temizliyoruz. Huzur evlerinde konser veriyoruz. Huzur evlerinde ziyaretler yapıyoruz. Sokakta mama dağıtıyoruz. Alsancak Hareketi Derneği'nin çok tatlı bir çalışması var. Hayvan evleri, kediler ve köpekler için. Evet, çok keyifli bir çalışmadır. Evet. Onları yapıyorlar bu arada. Onları yerleştirecekler. Ersin sen? Onun dışında benim geçenlerde bir bahsettim. Sadece burada bilgi vereyim bununla ilgili. Mesela geçtiğimiz hafta KPSS lise boyutuyla ilgili bir sınav gerçekleşti. Orada bir genç arkadaş ya da bir kurum, tam şu an aklımda değil. Sınav çıkışı onlara verilen kutular şeklindeki o kalem silgileri toplayıp bir okula mesela destek olarak sunmuş. Bu çok güzel bir şey. Çok da yaratıcı. Çok, hani hiç aklıma gelmez yani böyle. Gerçekten de o kalemleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak bile bir yaratıcı bir iyiliktir bence. Evet. Ya bunu ben de duydum. Nasıl yayılıyor değil mi? Evet, niye biz düşünmedik? O TEOK sınavında. TEOK sınavı yok. Evet. KPSS'ye girenler. Hemen onun arkasından da TEOK'la ilgili şey geldi. Bizim sayfamıza düştü. Evet. Annesiyle TEOK sınavına gelmeyen çocuklara çikolata dağıtan anne. Çok güzel. Evet. Gibi böyle hani buna ne kadar ihtiyacımız varmış. Onu ben hep hissediyorum. Gibi çalışmalar yapılıyor dedim. Bana yeni gelen, çok ilginç gelen şu çalışmayı da söyleyeyim.
Ama bu yaygın bir çalışma değil, bir tane yapılacak. O yüzden hani kapınıza gelip de biz iyilik ver için geldik, evinizi temizleyeceğiz diyenlere inanmayın. Organize olmuş bir çalışma olmayabilir. Onun da altını çiziyorum. Kendi mahallelerinde oturan yaşlı bir teyzenin evini temizlemeye gidecek 4 tane genç arkadaşımız var. Ve yani bu da bana mesela çok ilham veriyor. Yan taraftaki komşuya gitmek, komşuya eskiden olduğu gibi bir kap yemek götürmek, bir tane o gün fidan dikmek, bir sivil toplum kuruluşuna o gün üye olmak, sokakta bir çocuğa balon almak ve onun işte kahramanı olmak, dilenen bir çocuğu alıp yan tarafta restorana götürüp bir yemek ısmarlamak, atıyorum kordonda geziyorsunuz ve İzmir'in doğal bitki örtüsünün olduğu yerde bira şişeleri falan var, o şişeleri toplayıp çöp kutusunun içine koymak gibi, aslında iyilik yapmak çok mümkün, her tarafta mümkün. Çünkü şey yapıyor, ilham veriyor, sokak size ilham veriyor. O yüzden de zaten sokağa çıkın, iyilik yapın diyoruz. Hocam ne güzel saydınız öyle arka arkaya. Valla. Aklıma geldi. Evet, çok hoşuma gitti. Yani, saysak çok daha fazla sıralayabiliriz yani. Tabii. Evet, o kadar güzel oldu ki. Tamam, çok güzel özetledin. Genel olarak. Hayatımda sinemaya, tiyatroya gitmeye işleri götürüyorlar biliyorsunuz. Evet, evet, işte bu da çok tatlı. Yani huzur eviyle huzur evi derneğin ve huzur evindeki teyzeleri ziyarete gidenler. Evet. Onların o gittikleri zamanda ihtiyaçlarını tespit edip direkt ama şeyin, evet, birimin onları karşılayanlar. Yani bu birbirini doğuruyor aslında. Evet, bunun da hemen altını çizelim. Bizim ev derneğiyle bir çalışma yapıyoruz. Onlar için küçük, onlar için büyük gün gibi ve bir ilköğretim okuluyla yaklaşık 200 öğrenci o gün sinemaya gidiyor, evet, olacaklar. Çocuklar geleceğimizdir, çocuklarımızla bizim ev. Güzel bir etkinlik olacak o da. Sonra köydeki kadınların, evet, biliyorsunuz o da hiç İzmir'i tanımamış köy kadınlar, 20-25 kadını bu Buca'nın köylerinde olan, onlarla İzmir turu, tarihi tur yapacaklar. Evet. Sonradan sonra da bu 25 Kasım'a geliyor onlar tesadüf, yarın bu Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir etkinliği var yine. Bununla ilgili tiyatroya tekrar. İkide bitecek turları, ikide de tiyatroya gidecekler. Yani onlar için hayatlarında unutamayacakları bir gün olacak. Evet. Bizim yine burada altını çizmek istediğimiz bir şey daha var. İyilik derken aslında biz dayanışmadan bahsediyoruz. Yan yana durabilmekten bahsediyoruz ve gönüllülükten bahsediyoruz. İlla ihtiyacı olan birine iyilik yapmak zorunda da değiliz. Sadece birini mutlu edin. Hani odur bizim buradaki mottomuz, gönüllülük. Gönüllülük insanın için ısıdır. Bu arada unutma diyeceğim, 3 Aralık'ta dediğin gibi sürprizler var. Tabii. Söylemeyenler çok bana. O güne saklıyorlar. Mesela Saygın da söylemedi o gün ne yapacaklarını. Evet. Turnepa belki dalacak. Sürpriz olsun. Evet. Gençlik Meclisi de hala söylemedi. Hakikaten sürprizlerle, evet, bir gün sürprizler olacak. Bir de bir şey daha var, yine söyleyelim, şemsiyelerimiz. Evet. Saygın. Evet. Bizim meşhur şemsiyelerimiz var. Gerçekten gökkuşağının her rengini bulabileceğiniz göz kamaştırıcı çok güzel şemsiyelerimiz var. Bu da açıkçası İzmir Sivil Toplum Ağı'nın aynı zamanda logosu, simgesi şemsiyelerimiz. Aslında buradaki temel fikir de bir şemsiyenin altında toplanmak için sadece yağmur yağmasına gerek olmadığı. Bu bağlamda bizim şemsiyelerimiz gerçekten orada da 3 Aralık'ta da açık olacak. Ve aslında sürprizlerimizden biri, sürprizi kaçmasın ama ben gene de dayanamayacağım, söyleyeceğim. Şemsiyelerimizle yüksek yerlerden görülecek, zaten sosyal medyadan da paylaşılacak. Güzel görüntüler vereceğiz. Ve bu rengarenk, bizim renkli şemsiyelerimizi gördüğünüz yerde İzmir'de İyilik Var kampanyasının bir şekilde bir parçasının devam ettiğini ya da bu iyiliklerin farklı mevkilerde sürdüğünü, sivil toplum ağının o bölgelerde aktif olduğunu görebilirsiniz. O gün de İzmir'in çeşitli yerlerinde ve Gündoğdu Meydanı'nda bu şemsiyelerimizi görmemiz mümkün. Bu şemsiyelerin altına siz de gelin. 2:30'da olacağız değil mi? Evet, evet, devam edelim. Programa istersen Ersin, sen ya da Fatoş Hanım, bir programı birazcık anlatalım.
Gündoğdu Meydanı'nda 3 Aralık'a kadar iyiliklerimizi yapacağız. Ama 3 Aralık'ta sokağa çıkacağız. Rastgele iyilikler yapacağız. İzmir'de iyilik var etiketiyle sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Ve sonra saat... Saat 14.30'da Gündoğdu Meydanı'nda olacağız. Hep beraber. Orada ikramlar var sanıyorum. Evet. Çorba, sıcak çorbalarımızı içeceğiz. Salep içeceğiz. Daha sonra konuşmalar olacak. Protokol evet. konuşmaları olacak. Ama bunlar çok uzamayacak. Sıkılmayacaksınız. Çok kısa. Sonra hep birlikte biz işte Saygın Bey'in dediği gibi güzel şemsiyelerimizle görüntümüzü oluşturacağız. Güzel resimlerini çekeceğiz onların. Daha sonra da konserimiz var. Evet, Dünya Gönüller Günü konseri. İşte 17-17.30 arası da o konser başlayacak herhalde 17.30'a doğru. Sonra o günümüz bitecek ama gönüllülüğümüz bitmeyecek. O devam edecek. Kimse gönüllü olan zaten biraz önce siz de dediniz bulaşıcı hastalık bu. Evet. Yani imkansız bırakamıyorsunuz. Evet. O gün saat 16'da da 3 Aralık günü saat 16'da da yaptığımız iyilikleri bunun için bizi ayıplamayın. Hani görünür olmak istiyoruz çünkü bu anlamda başkalarını da gönüllülüğe özendirmek için İzmir'de iyilik var etiketiyle saat 16'da hep beraber paylaşıyor olacağız. Siz de mesela olduğunuz yerde bu etikete destek verebilirsiniz. Kampanyamızı desteklemek istiyorsanız. Şimdi bu çalışmanın bir başka önemli yönü de bence yani çok güzel ve bir sürü önemli noktalar var. Bunların hepsini en sonunda da derleyip toparlamış olacağız zaten. Özel sektör kamu, sivil toplum ve üniversite işbirliği açısından da güzel bir model oluşturduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin özellikle gençlerin sivil toplum ve gönüllülük kavramına yaklaşımlarında yeni bir açılım olabileceğine inanıyoruz. Çünkü daha hareketli bir eylem planlıyoruz. O nedenle inanıyoruz yaptığımız işe. Peki yavaş yavaş programın da sonlarına geliyoruz. Şöyle bir toparlayalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ne yapalım? Saygın Bey'den başlayalım. Tabii. Yani çok güzel tarif ettiniz gerçekten. Bu iyilik çerçevesinde aslında bir sınırlama yok. Ve hani belirttiğiniz gibi zaten bunların gönüllülükle örtüştüğü yer şu karşılık beklemeden yapılan aslında çok küçük bir hareketten çıkan ama çok büyük yankı uyandıran şeyler herkesin her yerde İzmir yerelinde ve farklı ilçelerde yapabileceği iyilikler. Bahsettiğimiz gibi tekrar hatırlatalım. İzmir'de iyilik var hashtag ile Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşılabilir. Gene sosyal medya üzerinden bununla ilgili bir sorusu, bir önerisi, bir fikri olan varsa bunu paylaşabilir ki bundan mutluluk duyarız. Bu gerçekten güç katar. Onun dışında farklı kurumların buluşmasıyla İzmir Sivil Toplum Anı'nda sahaya indiği gün olarak 3 Aralık'ta herkesi bekliyoruz. Peki. Ben nasıl konuşayım şu an? Şöyle yapalım. Ben İzmir'de gerçekten farklı bir hareketin, farklı bir iletişimin ve bir interaktif bir şeyin artık oluşmaya başladığını bu 3 Aralık'la beraber görmeye başladık. Ben bütün arkadaşlarımı, yani bir kurumda çalışıyor olsun, gönüllü olarak çalışmıyor olsun, en azından 3 Aralık'ta gelerek orada insanlar ne yaptıklarını, neler yapabildiklerini, günlük hayatın sadece 3 Aralık dışında da nasıl sürdürdüklerine dair bilgi edinebilecekleri bir gün olarak görüyorum. Bütün genç arkadaşlarımı, yaşlılarımızı, çocuklarımızı, herkesi orada 3 Aralık'ta hep beraber olmaya çağırıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz çok heyecanlıyız. Ekip olarak, kurumlar olarak bu heyecanımıza sizin de katılmanızı istiyoruz. O gün bizle birlikte olursanız, bizler sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişiler olarak orada şemsiyelerle bu amblemimizi ve sizlere mesajımızı vereceğiz. Sizler de bizi orada izlerseniz, birlikte olursanız, çalışan kurumların hepsini orada izler, seçebilirsiniz. Çalışacak yer bulabilirsiniz kendinize. Gönüllülük çok önemli. İnsanın gönlünü açması birbirimize çok iyi geliyor. Davet ediyoruz tüm halkımızı.
Evet, biz de bize inandığı için, hep arkamızda durduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na sevgi ve selamlarımızı iletelim. Katılan bütün sivil toplum kuruluşlarına sevgi ve selamlar ve katılmak için hala vaktiniz var. Herkesi 3 Aralık'ta bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kampüste iyilik var.